İş bitti, konuyu açamadım bile. Ben hayatta söyleyemem bir daha görüşmeyelim diye. Sanki onda da bir şey var ama... Sosu dökerken birden gülmeye başlayayım. Sanki şu anda aklıma gelmiş. Çok komikmiş gibi anlatayım. Söylemek şart mı? Keseyim ayağımı, gelmeyeyim, gitmeyeyim. Ya öyle de olursa üzülmez mi? Çok üzülür. Niye üzülsün be? Sen mi o? Gerçi artık ben de üzülmem. Eskiden de o. Hala seviyor mu acaba beni? Ne değişti ki? Yine onu görünce heyecanlanmıyor muyum? Sevse o kadar gıcıklık yapar mıydı? Yok yok, ben en iyisi söyleyeyim. Söyleyeyim gitsin ya. Umurunda değilim ben onun. Sinan! Önce sen söyle. Yok sen söyle. Ya benimki o kadar şey değil zaten. O kadar önemli değil. Benimkini bir bilsen dünyanın en önemsiz şeyi olabilir. Duysan çok gülersin. Olsun. Sen anlat o zaman, gülelim madem. Diyorsun. Yanmaz kağıtlar, kalıplar falan bitmişti. Onları al. Oo, ne çabuk duyulmuş ya. Vallahi. Pelin'cim, sen de hiç vakit kaybetmeden hemen gelmişsin. Ne alakası var şimdi Ceyda? Bir dakika, bir dakika. Ne o duyulan? Aa, sen bilmiyorsun. Tamam, ben vereyim o zaman sana müjdeli haberi. Ne müjdesi Ceyda? Saçmalama lütfen. Ya tamam canım, ben bir anlatayım. Müjde mi değil mi? Pelin karar versin değil mi Pelin? Şimdi şöyle oldu, yani... Ben daha fazla bekleyemedim, dayanamadım. Ve bütün aile kızı değerlerimi bir kenara bırakarak... Tüm restoran çalışanlarının önünde... Sinan'a aşkımı itiraf ettim. Elemanlar için çok büyük sürpriz olmamıştır. Zaten herkes bu durumun farkındaydı. Ne yapayım? Ben de böyleyim işte. Yani benim içim dışım bir. Hiçbir zaman duygularımı saklayamıyorum ki. Ama ben bununla da yetinmedim. Çıtayı bir tık daha yükselttim. Ve Sinan'a evlenme teklif ettim. O da bana düşünce konusunda söz verdi. İşte ben de bunu söyleyecektim. Senden veya ondan duymam çok da fark etmiyor benim için. Yani ben çok sevindim. Gerçekten. Bence sen de çok düşünme. Yani öyle birden karar vermeyi seviyorsun ya. Ortaklıkta yaptığın gibi. Bunu da öyle yap. Ay hadi inşallah.